RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, besici ve çiftçilere yönelik verilen sürü yönetimi eğitimi tamamlandı. Katılımcılara hayvancılıkla ilgili bilgiler verilirken eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Eknik Programı kapsamında Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından sürü yönetimiyle ilgili verilen eğitim programı tamamlandı. 3 gün süren eğitimde çiftçilere ve besicilere hayvancılık konusunda bilgiler verildi. Sertifika törenine Tarım İl Müdürü Murat Şahin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay ve kursiyerler katıldı. Program sonunda eğitimi tamamlayan 35 kursiyere sertifikaları verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzincan'a yeni bir kütüphane kazandırılacak. Bakanlık 2 yıl içinde Erzincan'ın da yer aldığı 24 kütüphaneyi kitapseverlerin hizmetine sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 yıl içinde Erzincan'ın da içerisinde bulunduğu 24 kütüphaneyi daha kitapseverlerin hizmetine sunacak. Bakanlık ülke genelinde 1031 halk ve çocuk kütüphanesi, 6 edebiyat müze kütüphanesi ve 42 gezici kütüphane ile kütüphanecilik hizmetlerini yürütüyor. 2 yıl içinde de proje ve yapım çalışmasını başlattığı 24 yeni kütüphaneyi bitirmeyi planlıyor. Bu kapsamda aralarında Erzincan'ın da bulunduğu Çanakkale, Denizli, İzmir, Batman, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Sakarya, Eskişehir, Samsun, Kastamonu, Edirne, Erzurum, Manisa, Ankara, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta toplam 24 yeni kütüphane kitapseverlerin hizmetine sunulacak. Sayın seyirciler, çağın hastalığı haline gelen obezite kronik hastalıklara neden olurken diyetisyenler tüm aileleri özellikle çocuklardaki obezite konusunda uyarıyor. Çağın hastalığı haline gelen obezite giderek yaygınlaşırken özellikle çocuklar üzerindeki etkisi artıyor. Erzincan Halk Sağlığı diyetisyeni Nida Işık aileleri obezite konusunda uyarırken çocukların sağlıklı beslenmemesi halinde kronik hastalıklara neden olacağını ifade etti. Bel çevresinde yağ depolanması da kronik hastalıkların riskini maalesef artırıyor. Kronik hastalıklar nelerdir? Bizim her zaman çevreden duyduğumuz işte kanser, kalp damar, hipertansiyon gibi hastalıklar, kronik hastalıklar. Bunların hepsinin esas temel nedeni obezitedir. Obeziteden korunmak için de önemli olan yeterli ve dengeli beslenip hareketli bir hayat sürmek. Çocuklarda da gene hareketli yaşam çok önemli. Günümüz çocukları maalesef daha az hareket etmeye meyilli. Televizyon, bilgisayar başında geçirilen süreler maalesef ki artıyor. Televizyon başında, bilgisayar başında geçirilen süre 3 saatten fazla olduğu müddette obezite riski %45-%50 oranlarında artıyor ki bu gerçekten çok ciddi bir oran. Bu nedenle olabildiğince çocuğu hareket etmeye yönlendirmek gerekiyor. Hareketli yaşam öncelikle büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Yani anlatamayacağımız birçok faydası var. Ancak çocuklar açısından söyleyecek olursak en önemli yararlarından bir tanesi büyüme ve gelişmeyi sağlıklı bir şekilde sağlaması. Ve önemli faydalarından birisi de yetişkinlikte aktif bir yaşam stilini oluşturuyor. Çünkü çocuk öyle alışıyor. Onu bir alışkanlık haline getiriyor. Kemik mineral yoğunluğunu artırıyor ve daha sağlıklı kemiklerin oluşumunu sağlıyor. Ve gene aşırı kilo ve obezite insidansını azaltıyor. Ve tabii ki bütün bu anlattığım uygulamalarda ebeveynlere çok önemli görevler düşüyor. Çünkü bir ebeveyn olarak, çünkü çocuk ilk önce anne ve babasını görür, onu örnek alır, sonra da öğretmenini örnek alır. Bir ebeveyn olarak ilk önce kendimize sormamız gerekiyor. Biz çocuğumuza iyi bir örnek olabiliyor muyuz? Mesela çocuğa sebze yedirmek isterken kendimiz sebze seçiyor muyuz? Ya da kahvaltı yaptırmaya çalışırken kendimiz kahvaltı yapıyor muyuz? Hareket et derken, yürüyüş yapmasını isterken kendimiz hareket ediyor muyuz? Ki Dünya Sağlık Örgütü günde yetişkinler için en az yarım saat, çocuklar için de en az bir saat hareket etmesini istiyor sağlık açısından. Eğer bu sorulara verdiğimiz cevaplar evet ise doğru yoldasınız. Ancak çocuk eğer hayır ise anne babaların kendini bir sorgulaması gerekiyor. Asfalt sezonunun sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Ekipler Mimar Sinan Mahallesi'nde asfalt yapıyor.
Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde çalışan ekipler altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt yapıyor. Asfalt sezonunun sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde çalışmalarını hızlandıran ekipler sezon sonuna kadar altyapısı tamamlanan mahalleleri asfaltlamayı hedefliyor. Erzincan Mehmetçik Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek olan gelir engelli öğrenciler için kullanılacak. Erzincan'da eğitim öğretimine devam eden Mehmetçik Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri düzenledikleri kermesle engellilere destek oldular. Engelsiz kafede düzenlenen etkinlikte Mehmetçik Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Down sendromlu ve engelli çocuklar için evlerinden getirdikleri yiyeceklerle kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir engelli çocuklara bağışlanacak. Kermes hakkında bilgi veren Mehmetçik Ortaokulu öğretmeni Fatma Sağıroğlu, öğrencilerin engellilere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti. Satıştan elde ettiğimiz geliri de kafeye gelir olarak bağışlayacağız. Birazdan Engelsiz Yaşam Merkezi'nden öğrenciler gelecek. Öğrencilerimiz onlarla birlikte vakit geçirecekler. Böylelikle engellilere karşı duyarlılıklarını biraz daha arttırmak istiyoruz. Erzincan'daki araç sayısı her geçen gün artıyor ve buna bağlı olarak da otopark sorunu yaşanıyor. Tüm bunlara bir de hatalı otoparklar eklenince sürücüler de yayalarda adeta çileden çıkıyor. Erzincan'da artan araç sayısı ile birlikte otopark sorunu da giderek büyüyor. Sürücüler özellikle ana caddelere yakın boş arazilere araçlarını park ederken yapılan hatalı parklar sürücüleri ve yayaları çileden çıkarıyor. Park yasağı olan bölgelere yapılan parklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. İl genelinde yaşanan otopark sorununa çözüm bekleniyor. Erzincan'ın en büyük sorunlarından bir tanesi de otopark sorunu. Merkez nüfusunun 100 bin olduğu Erzincan'da TÜİK verilerine göre 52 bin araç bulunuyor. Yani her iki kişiden birine araç düşüyor. Bununla birlikte caddelere park edilen araçlar trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. Sayın seyirciler, 2017 yılında emeklilerin ve memurların alacakları maaşlar şimdiden şekilleniyor. Asgari ücretle çalışanlar ise asgari ücret komisyonundan çıkacak karara kilitlendi. İşte haberimizin detayları. Ocak ayı gelmeden emeklilerin ve memurların maaşları şimdiden şekillendi. Emekli, memur ve asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları Ocak ayında yapılan yeni düzenlemeyle değişecek. Asgari ücretlilerin maaşları ise asgari ücret komisyonuna kilitlendi. Ocak ayında yapılan artışlar ise şöyle belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında maaşlar 2016'nın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Yapılan tahmine göre zam oranının %3.73 olması bekleniyor. Ocak ayında yapılan bu zam %3.73 olursa en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda 1336 liradan 1389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağkur ve esnaf emeklilerinde 1163 liradan 1206 liraya, Bağkur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek. Ocak ayında asgari ücret de zamlanacak. Asgari ücret komisyonundan çıkacak karara göre yeni ücretle birlikte belirlenecek. 1300 lira olan net asgari ücretin 1600 liraya çıkarılması bekleniyor. Zam oranları Aralık ayının sonunda belirlenecek ve vatandaşlar zamlı maaşlarını Şubat ayında ceplerine koyacak. En düşük memur emeklisinin maaşı ise 1752 liraya çıkacak. Spor haberiyle RT Şah TV haber bültenine devam ediyoruz. Türkiye Ziraat Kupası'nda oynanacak olan Anagolt 24 Erzincanspor Galatasaray futbol karşılaşması için 5000 adet bilet bastırılıyor. Bilet fiyatları henüz belirlenmedi. Ziraat Türkiye Kupası E grubunda oynanacak olan Anagolt 24 Erzincanspor Galatasaray maçı için 5000 bilet bastırılacak. Tarihi maç için gelecek talep üzerine sayının artırılacağını ifade eden kulüp başkanı Ahmet Tanoğlu, bu özel maç için özel biletler basılacağını söyledi. Yani üç büyük dediğimiz takımlardan hiçbiri buraya resmi maça gelmemişti. Tarihinde ilk defa bir Galatasaray kulübü geliyor. Bunun heyecanını yaşıyoruz tabii ki. İnşallah ileriki yıllarda biz de Süper Lig takım olursak o zaman hepsi de teker teker gelecek. Biletlerle ilgili saçma azaletler. Biletlerle ilgili
biraz evvel de söylediğim gibi ilk defa bir büyük takım geldiği için hatıra bileti bastırıyoruz, özel bilet. O da matbaada bir iki güne kadar satışa sunacağız biletlerimizi. Erzincan gün itibariyle soğuk havanın etkisi altına geçti. Sıcaklık değerleri hissedilir şekilde azaldı. Merkezde hafif yağmurlu bir gün geride kalırken bazı ilçelerimizde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre yarın Erzincan'da kar yağışı etkili olacak. Gece sıcaklığı -3 derece, gündüz sıcaklığının ise 4 dereceye kadar azalacağı tahmin ediliyor. Şimdi de Erzincan ve komşu illerimizdeki sıcaklık değerleri, aynı zamanda ilimizde döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri getirelim ekranlarınıza. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzincan'da kar yağışı bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan -3-4, Erzurum -4-1, Sivas -4-6, Elazığ -4-7, Malatya -4-8, Bayburt -5-3, Tunceli -4-10, Gümüşhane -3-4, Giresun 4-8 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Petek Eczanesi. Petek Eczanesi Ordu Caddesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,305, satış 3,315, euroda alış 3,342, satış 3,548. RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.